Ukrayna parlamentosu bütçe ve vergi tasarısı reddedildiği için geçen hafta görevi bırakan Başbakan Arseni Yatsenyuk'un istifasını reddetti. Genel kuruldaki güven oylamasında 226 milletvekili Yatsenyuk'un görevde kalması için oy kullandı. Sadece 16 üye Yatsenyuk'un istifasını istedi. Parlamento daha önce reddettiği tasarıları da bugün kabul etti. Bugün dünya ekonomisi için iki önemli haber var. Birisi Arjantin'in iflas haberi. Diğeri ise Ukrayna'nın iflas etmediği ve hiçbir zaman etmeyeceği haberi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ise yine genel kurulda yaptığı konuşmada Yatsenyuk'a destek verirken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bugün bizim ihtiyacımız olan birlikteliği sağlamak. Hükümete ihtiyacımız var. Devlet başkanı, hükümet ve parlamentonun etkili işbirliğinin sonuç getireceğine inanıyorum. Bütçe ve vergi tasarılarının reddedilmesi halinde IMF'nin söz verdiği kredinin tehlikeye gireceği tehdidinde bulunan Yatsenyuk, tasarruf tedbirlerinin ve savunma harcamalarının artırılmasını savunuyor. Bakanlar Kurulu tarafından meclise sunulan yasa tasarısının kabulü hükümeti istifadan döndürdü. Burada hükümet ve Yatsenyuk'un bir müddet daha, en azından 26 Ekim'deki seçimlere kadar birlikte çalışacakları anlamına geliyor.